Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni bir eve taşındık. Yeni bir stüdyo yaptık. Bu stüdyo ne kadara mal oldu? Hangi malzemeleri kullandık? Stüdyomuzda neler var? Bu videoda bunları izleyeceksiniz. Şimdiden herkese keyifli seyirler ama bu videoya böyle devam etmeyeceğiz. Evet. Odamız aynen bu şekilde oldu ama bu şekle gelene kadar o kadar çok çalıştım ki bu odada görmüş olduğunuz her şeyi aslında kendimiz yaptık. tabii ki de masaların ağaçlarını kendimiz kesmedik. Bunları sipariş verdik ama ölçümlerini, biçimlerini şu duvarda görmüş olduğunuz... Bunlara ne deniyordu Onur? Neydi bunlar? Sen de bilmiyorsun değil mi? Kabin. Kardeşim beraber yaptık. Sadece sen mi yaptın? Evet doğru beraber yaptık. Ay, sen kardeş içeride kardeş. kurgu yaparken ben de burada bunları çaktım ve montajladım. E şöyle söyleyeyim, duvarda görmüş olduğunuz sesi emici kabinlerimiz var. Yan taraftaki komşularımız rahatsız olmasın diye bunları yapmak durumundaydık ve odadaki sesin daha iyi dağılması için bunları yapmamız gerekiyordu. Dışındaki kumaşları biz aldık. Biz zımbaladık. Kabinlerin şu tahtalarını görmüş olduğunuz dış çerçevelerini tamamen biz yaptık. Bunların ölçümlerini biz yaptık. Tabi stüdyoda sadece bunlardan bahsetmeyeceğim. Arada bunları da izleyeceksiniz. Nasıl yaptık, nasıl yerleştirdik, nasıl ölçü aldık bunları da göreceksiniz ama esas önemli olan stüdyonun içerisindeki bilgisayarlarımız, ekipmanlarımız. Çünkü bunlar bizim damarlarımız gibi, kalbimiz gibi. <laughs> yani bunlar olmazsa biz yaşayamayız. Youtube'da size içerik üretemeyiz. Şimdi bu taraf Onur'un tarafı. Bu taraf da benim tarafım arasında yaklaşık 50 bin lira fark var. <laughs> Sanki kendi <Nereye>? abi ya. Şuradan <laughs> hemen başlıyorum video. Şurada şu andan itibaren bu videoyu izleyeceksiniz. Evet. Bu taraf Onur'un tarafı. Genelde bu tarafta Onur kendi işlerini... Hangisi kazanır? Evet, benim taraf kazanır ağır basar da. Ee, şey gibi oldu ya. 3 liralık lahmacunla 100 liralık masa Gerçekten öyle. Tamam. <laughs> bu tarafta şimdi bir laptopumuz var. Ama yani eskiden aldığı bir laptop hala da işe yarıyor. Neydi? Monster herhalde değil mi? Monster. Monster'ın laptopu var. 21'e 9 ultrawide, LG bir monitörü var Onur'un. Zamanında 1900 küsür liraya almıştı ama şu anda 2,5 liralara çıktı malum. Fiyatlar arttı. Monster bir laptopu var zamanında aldı. Onu ne kadar almıştın? Onu 5 liraya almıştım. 5 milyonu niye verdi? Yani mi? Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? He. Niye mi verdi 5 milyonu? He? He. 5000 bin liraya aldınız, şimdi daha pahalıdır Tabii muhtemelen. İkinci eli bin liradır şu anda. <laughs> Masaları Cihan abimizden aldık. Benim dedem keresteciler sesinde keresteciydi zamanında. Yan komşusu da Cihan abilerdi. Hmm. Sağ olsunlar böyle masa istiyorum dedim. Böyle bir masa ayarladı bize, özel kesim bir masa. Tamamen ağaç, gerçek ağaç bir masa koyduk buraya. Demir ayaklarımız var. Masalar bana yaklaşık 2 bin liraya mal oldu. Bir masamızın boyu 2.30, bir masamızın da boyu 1.65 civarında. Büyük masalar kurgu için zaten büyük masa gerekiyor. Biz burada iki kişi de çalışabiliyoruz zaman zaman. Burada görmüş olduğunuz şu panelleri tamamen dediğim gibi handmade. Kendim yaptım. Sağolsun olsun Yiğit Can da yardımcı oldu bana. Aynı zamanda biliyorsunuz müzik yapıyoruz onunla beraber. En son Alsam Seni yaptık. Şimdi 15 Ocak'ta yeni şarkımız da çıkıyor. Bunlar ne kadara mal oldu diye sorarsanız bizim yaklaşık burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 tane panelimiz var. Bu panel, paneller toplamda bana kumaşlarıyla, içerisindeki malzemelerle ağaçlar 800 lira tuttu. İçlerindeki malzemeler 500 lira tuttu. 800 artı 500, 1300. Kumaşlarımız da 300 TL tuttu. 800, 500, 300. Kanka 1600 eder. 1600 lira Tebrik ediyorum <laughs> çak. Şu görmüş olduğunuz paneller 1600 lira tuttu. Masalarımız 2000 lira. Şimdi Onur'da bir tane Monster Laptop var. Zamanında almış 5000 liraya ama şu anda ikinci eli bile 5000 lira ediyor. Kaç inç bu? 15.6 inç Abra A5 ve 134 modeli. 215'in bir üst modeliyim ben. İkinci nesil 16. segment. Geliştirilebilir zeka. Ayrıca yüksek hareket kabiliyeti. 7 saat ses ve görüntü kaydı. Biraz Değil malzeme güzel. kalitesinde sıkıntı var sadece bunların. Evet dışını kasayı plastik yaptıkları için çok çabuk deformasyon olabiliyor. Yani hani 2 sene sonra yaklaşık tam da niyeyse garanti bitmeye yakın <laughs> olacak şeyler. <laughs> Abi de çalışmıyor şu anda. Onur buna ekstra olarak RAM yani. eklettirdi en son. Aynen. Kaçı çıkarttın? 32'ye çıkarttım çünkü Premiere programını kullanıyoruz biz YouTube programlarımızı kurgularken. Orada da mesela hani 16 GB minimum bize önerilen olduğu için 32 GB bizim işimizi gören bir RAM seviyesinde. Yani ortalamanın bir tık üstünde belki diyebilirim. Şimdi bu arada stüdyoda daha eksikler var. Bu tarafta ledlerimizi tamamladık var. ama şurada bir led tamamlayacağız, buralara da led gelecek. Artı şuraya da ufak süsler alacağız. Ekranımız var LG 21'e 9 ultra White bir ekran. Zamanında 1900 liraya almıştı Onur ama şu anda 2,5 liralar civarında olması lazım. 75 Hz'lik bir monitör. Oyunlarda güzel performans veriyor. Ben denedim daha önce. Belki bu videonun içerisinde de istersem koyarım ama tabi burada bunlar varken o tarafla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Zaten burada da oyun açılmış oğlum. Oyun mu açtın sen? Evet, evet gelelim bu tarafa. Şöyle ledlerden bahsettik. 16 renk RGB bir led döşedik. Şu arka taraflarına özellikle kendim yapıştırdım. Masanın arka taraflarına milimetrik yapıştırdık. Mehmet'le beraber 16 renk. Şöyle bir başlatalım mesela. Kırmızıyı alalım. Kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Beyaz da biraz yeşile de kaçıyor şuralarda. Orange, sarı, <gülüyor> <gülüyor> sarı. Sarı da yeşile kaçıyor bak bu arada. Sonra turkuaz var mesela. Bu benim hoşuma gidiyor. Ama en sevdiğim purple. Mor. Mor benim hoşuma gidiyor. Elegance Şimdi renk. led döşeyecek arkadaşlara ufak bir tavsiyede bulunayım. Çünkü çok önemli. Ledleriniz uzadıkça yani ana merkezinden led sonuçta 5 metre. Ek yapıyorsunuz bir 5 metre daha. Biz 15 metre led kullandık. 15 metrede şöyle bir sorun oluyor. Veya 20 metreye çıkartmak istediğinizde. Şimdi led başlangıçta güzel yanıyor. Çok güzel. Devam ediyor. Renk harika. Sonra uzadıkça o led kablo enerji az gittiği için renk artık düşmeye başlıyor. O parlaklığı düşmeye başlıyor, renk değişmeye başlıyor. Hatta bunu işte şu renkte görebiliyorsunuz. Mesela white yapıyoruz, beyaz renk. Ama beyazda mesela şuralar daha beyazken burası daha yeşil oluyor. Bu renk karmaşası oluyor. Daha az güç harcadığı için yeşil mesela. E tabi. Yeşile oradan çalıyor belki. Ya beynini yüzde yüzünü <laughs> Yine, Ana. <laughs> Şimdi gelelim. E, buradaki 34 inç bir monitörümüz var. MSI 1MS 144 Hz. Zaten daha önce bunun tanıtımını da gerçekleştirmiştik YouTube kanalımızda evet. ama tekrar bir görün istedim. Şu altta RGB LED'leri var. Bu LED'lerden CS:GO oynarken örnek veriyorum. Buraya bir tanesi canınızı temsil ediyor bir tanesi merminizi temsil ediyor. Bunlardan can ve mermilerinizi görebiliyorsunuz. Yani orada canınızın azaldığını size ışıkla bildirebiliyor. Aynı zamanda burada bir kamerası var. Bu kamerada sizin yüzünüzü tanımlıyor. Ona göre siz oturduğunuzda başına ışığı her şeyi ona göre ayarlıyor. Bu da manyak bir teknoloji yani. Bu bilgisayarın kasasını alta koyduk. Hemen şurada bak terliklerimi de görmek ister misin? Şey terliklerim bak parlak simli terlikler. Evde tellik kalmadı oğlum tellik alalım. Evet, aşağıya koydum kasasını. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu evde şöyle bir canavar var. Oğlum, ne haber? Ne haber? Bak, bak görüyor musun? Bak nasıl? Bak. <laughs> Bu böyle bir canavar. Dolayısıyla buraya böyle kafes yaptık. Kafes yapmamızın en büyük sebebi kabloları kemiriyor. Kabloları kemirdiği için kafes yaptık. E, kafesin arka tarafında da ledleri döşedik. Hemen burada da benim çok eski bir şeyim var. E, Creative'den zamanında ses sistemi almıştım kendime. 5 artı 1. Bu 5 artı 1 sistemini de koydum. Çok da güzel ses veriyor. Çok da memnunum. Ama ileride bize ses sistemi yollamak isteyen birileri olursa kapımız her zaman açık. Gel yukarı. Bu bilgisayarın özelliklerinden bahsedeyim. Sonra hemen laptopumuza geçeceğiz çünkü manyakta bir laptopumuz var aynı zamanda kullandığımız. Bilgisayarın içeriğinde neler var? i7 işlemcimiz var, RTX 2070 süper ekran kartımız var. 16 GB RAM'imiz var yanlış hatırlamıyorsam. Bu uf, yanlış bir bilgi olabilir. Eğer yanlışsa siz düzeltin arkadaşlar. Ama ekranımız dediğim gibi benim için bu bilgisayarda en önemli şey ekran ve kasanın küçük olmasıydı. Kasamız adeta bir PlayStation büyüklüğünde. Ekranımız da 144 Hz Biremez yani oyun için ve kurgu için bizim için ideal bir bilgisayar. Hemen gelelim buraya yeni laptopumuz. Bunun da rakamı ne kadardı? 26.000 TL'ye geldi bu laptop MSI. Bunun da bunu da incelemesi bu arada kanalımızda var. Onu da izleyebilirsiniz. Çok değişik bir bilgisayar. Bu bilgisayarımız 26.000 TL'ye mal oldu. Bu bilgisayarımız da aldığımız zaman 30.000 TL'ydi. Şu anda ne kaybetmiyorum. Biraz daha düşmüştür diye tahmin ediyorum fiyatı. Tabii bunlar ciddi rakamlar ama yaptığımız iş gereği de bize lazım cihazlar. O yüzden stüdyomuzda olması gerekiyordu. Bu biraz gereksiz oldu. Bunu da incelemesi <laughs> Bu gerçekten biraz gereksiz oldu yani bunu, bunu buna, o, <laughs> buna niye 15.000 TL verdik onu daha çözemedim beni çok gaza getirdiler dediler ki git abi telefon al kendine işte e, çektiğin telefon ben Huawei kullanıyordum gayet de mutluydum yani Huawei kullanmaktan. ama neymiş Instagram storylerim pikselleri elle sayılıyormuş neymiş video çektiğinde mobese kaydı gibi oluyormuş. Ya ben mutluydum, seviyordum da Huawei'yi ama bana gittiler zorla 15 bin lira iPhone 12 Pro aldırdılar. Bununla incelemesi var yine kanalımızda izleyebilirsiniz. Yani stüdyomuz hakkında genel anlamda söyleyeceğim şeyler arkadaşlar bu stüdyo bize ne kadar mal oldu diye sorarsanız. Sayalım. Sayalım. Masa 2000 lira. Paneller 1600 lira. MSI masaüstü bilgisayar 30 bin lira. MSI laptop 26 bin lira. LG monitör 2000 lira. Monster bilgisayar 5000 lira. Corsair klavye 400 lira. HyperX Cloud kulaklık. Bu ne biçim kulaklık lan bu? 900 lira oğlum o kulaklık. 900 lira ama evet, bu. Evet o. HyperX kulaklık 900 lira. Bunun toplamını kurguda yapın ben. Şu anda şey yapamıyorum. Bir de sevgili Volkan Yücel yani bizim <laughs> kameramanımız, görüntü yönetmenimizin bize hediyesi. Dur abi ona özel olarak Özel alman. ışık verir misin buna? Çünkü neden biliyor musun? 14 senedir Volkan'la arkadaşım. İlk defa bir hediye geldi. Çok mutluyum. Yalnız güzel hediye geldi. Bu mikrofon da galiba 1-1.5 civarlarında bir mikrofon olması lazım. Bunların toplamını kurguda lütfen birleştirin ve yazın. Abi mikrofonun daha takma yeri yok. Bunu almadık. Daha trend yoldan sipariş vereceğim. Ulan var ya trend yol linki verseydim millete. Ne zengin olurduk biliyor musun? Benim sayemde şu led en az bir günde 20 tane sattı. Bak öyle söyleyeyim. Şunu Instagram'a attım ya. Sadece benim 5 tane arkadaşım gidip let almış. evi bir pavyona çevirmişler. Hayda. Vallahi diyorum. Neyse geldik programımızın sonuna. Sizleri çok seviyoruz. 15 Ocak'ta yeni şarkımız çıkıyor. O şarkıyı da mutlaka dinleyin, paylaşın, bize destek olun. Sizin desteklerinize gün geçtikçe büyüyoruz. Sizleri seviyoruz. Alsam seni ben koynuma. Yeni şarkıdan söyle ya. Yeni şarkıdan mı söylüyorum? Sıkıldım boş durmaktan. Yoruldum koşturmaktan yerini hiç dolduramaz durmak var durulmak var. Görmüş olduğunuz gibi stüdyomuzda ekipmanlarımızı tamamlamak üzereyiz. Az kaldı. Bir şeyler daha alacağız buraya. Son halini ben Instagram hesabımda zaten paylaşırım. Eğer stüdyo ile alakalı başka bir sorunuz varsa mutlaka yorumlarda sizden bekliyorum. Cevaplarım da çünkü yorumlara çok dikkat ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. O zamana kadar hoşçakalın. Çok standart bir bitiş oldu. Böyle bitmesin. Arıyor çok iyi çıkıyorsun ha. Ben mi? Yine gözümün önündesin ha. Makine. Bakayım mı? <laughs> Bakayım. Böyle bir şey görmedim ben. Üf, yine gözümün önündesin, Bir mafyasın. Sana. Özel şeyimi getiriyorum. Evet arkadaşlar, yılın kampanyası 9.99, pardon 30 lira Amazon'da. Onur bu gereksiz şeyi eve almış. Ben de bunu bölüm sonunda sizlerle paylaşmak istedim. Bunu ne biliyor musunuz? Bunu her yere koyabiliyorsun böyle. Mesela bunu çıkart, hop bardağa sok. Burasının sonu. Ne yapıyorsun? Kapat, kapat.